Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim pastacı kreması. Tüm pasta, ekler, türü tariflerinizde bu pastacı kremasını kullanabilirsiniz. Tencere ocağıma alıyorum. Altını yakmadan önce 1 su bardağı toz şeker, kullandığım bardak 200 milimlik, 4 yemek kaşığı dolusu nişasta şöyle koyabilirsiniz. 4 yemek kaşığı un. 4 yemek kaşığı un. Öncelikle kuru malzemeleri şöyle bir karıştırayım. Karıştırdıktan sonra 1 litre sütü içerisine ilave ediyorum. 1 adet yumurtanın sarısı. Önce karıştırıp ondan sonra ocağın altını yakıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyorum. Kıvamını aldı artık, gördüğünüz gibi bayağı katı bir kıvam oldu. Hiç karıştırmayı bırakmayın. Olabildiğince katı. Olması gereken kıvam da bu. Şimdi 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. 1 paket de vanilya. Şimdi bunları yedireceğim. Daha sonrasında soğuduktan sonra içerisine krema ilave edeceğim. Aslında pastacı kremasının en büyük özelliği elle çırpılması. Ama biz makine kullanacağız. Önce bir soğutalım iyice. Ondan sonra artık ocağın altını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra göz göz 1-2 dakika karıştırarak pişirmeniz yeterli. Tamamdır. Kenarlarını şöyle toplayayım. Üzerini streç filmle kapatacağım. Eğer streç filmle kapatmazsanız üzeri kuruyacaktır. Kuruyunca da bu sefer kremanız bozulabilir. Streç filmle üzerini kapatıyorum. Direkt kremaya temas etsin. Sıcakken yapabilirsiniz bunu. Şimdi bu şekilde dışarıda ilk sıcaklığı çıkana kadar bekleteceğim. Ne zaman kremanızı kullanacaksanız o zaman çıkartın. Kremanızı katıp çırpabilirsiniz. O aşamaları da sizlere göstereceğim. Şimdi önce dışarıda beklettikten sonra dolaba kaldırıp iyice soğutacağım. Pastacı kremamı bir gece boyunca dolapta beklettim. Çünkü pasta yapacağım için bir gün sonrasında yapacaktım. Ben ondan dolayı sizler de bu şekilde hazırlayıp 2-3 gün boyunca dolabınızı normal gözünde muhafaza edebilirsiniz. Pasta yapmadan 2 gün önce hazırlayıp bu şekilde kapatıp dolaba kaldırın. Ve kullanacağınız zaman 1 paket kremayı üzerine boşaltın. Şimdi güzelce mikserle iyice çırpacağım. Biraz döktüm. Mikserin önce düşük devrinde, sonra da yüksek devrinde bir 5 dakika boyunca çırpacağım. Yavaş yavaş çırpıyorum. Kıvamını aldı artık çırptıkça. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir krema oldu. Kıvamı çok güzel. Pastanızı yaptıktan sonra bir saat bile dolapta dinlendirip tüketebilirsiniz. Çünkü biz bir gece beklettiğimiz için kıvamı tam istediğim gibi. Yeterli artık. Bir 5 dakikaya yakın çırptı. Şöyle derince bir kabın içine boşaltayım. Sizler iyice böyle ayrıntılı kıvamını görün.
Bununla rulo pasta yapacağım. İlerleyen zamanlarda da sizlerle paylaşacağım tarifini. Şöyle kıvamını da göstereyim. Şöyle sıkma torbasını taktım. Zamanlamayla sizlere böyle sıkıp göstermek istiyorum. Önce içine doldurayım. Kıvamı zaten kendini belli ediyor. Bir gece beklettikten sonra kremayı dökerseniz çok daha güzel olacaktır. Şimdi önüme şöyle tabaklar aldım. Sıkıp sizlere tam ayrıntıyı göstereceğim. Önce şu siyahın içerisinde şöyle sıkayım. Sizler de görün. Gördüğünüz gibi gayet güzel şekil alıyor. Beni uğraştırmadan, dağılmadan şeklini alıyor. Sizlere böyle ayrıntılı göstermek istedim. Bir tane şunun içini sıkayım ve videomu burada bitireyim. Ben şimdi bununla rulo bir pasta yapacağım ve sizlerle paylaşacağım. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.